Evet, dışına baktığımızda çok bir fark yokmuş gibi görünüyor. Ama Apple her sene sürekli ve sürekli bir yenilik ekliyor. Bu modelde de çok fazla yenilik eklemiş. Şimdi gelin öncelikle kanalıma abone olun. Daha sonra ise bu telefonu, bu elimde tuttuğum mavi titanyumlu 15 Pro Max'i konuşmaya başlayalım. iPhone'un bu modeline kadar hiçbir zaman Max ya da Plus modellerini kullanmadım. Ekran boyutunun büyümesinden kaynaklı cebime sığmayacak endişesi değildi benimkisi. Benim asıl endişem bu büyük ekranlı olan modellerin gramajıydı. Bakın burada ne var? Bir domates. 250 gram nedir arkadaşlar? Yani çeyrek kilogram bir cep telefonu için sizce de ağır değil mi? Manavdan domates mi aldık? Cebimizde sürekli bir poşet domates mi taşıyacağız? Yani çeyrek kilogram çok büyük geliyor bana. Apple mühendisleri de bunu düşünmüş olacaklar ki artık iPhone 15 Pro ve Max'lerde yeni bir materyale geçtiler. Titanyum kasayla geliyor. Ben mavi titanyum kullanıyorum. Belki bununla ilgili de bir video yaparım. Paslanmaz çelik yerine titanyumun kullanılmasının en önemli nedeni ise daha hafif olması. iPhone'larda hafifletmeye geçmiş. Hafifletmek istemiş. Hepimiz kızıyoruz Apple'a. Daha dayanıksız bir materyal kullandın. Öyle ki Apple web sitesinde titanyumun havacılık ve uzay endüstrisinde de kullanıldığından bahsediyor. Burada tabii kendisini temize çekmeye çalışmış. Dayanıksız değil, aslında dayanıklı bir materyal demek istiyor. Ancak bildiğimiz gibi bir önceki modellere göre daha dayanıksız. Bir takım kırılmalar, bozulmalar, daha kolay kırılmalar bekliyor ki Apple servis ücretlerinde indirime gitmiş. Evet, çok kızıyoruz Apple'a. Daha dayanıksız bir materyal getirdin diye. Peki arkadaşlar, titanyum kullanmasaydı, eski materyale yani paslanmaz çeliğe devam etseydi bu cep telefonunda da, o zaman ne olacaktı? 300 grama mı çıkacaktı telefonlar? 350 gram, 400 gram, yani buralara mı görecektik? Ki Apple yeni optik zoom ekliyor, 5x'e çıkmış, yeni lensler koymuş, yeni özellikler eklemiş. Mesela gigabyte'ı artmış, 2 GB daha RAM'i yükselmiş, yeni yongalar ekliyor. Örneğin bu telefonda dengesiz elektrik akımına karşı akım önleyici yongalar var. Bunları eklemiş Apple. Apple gitgide yeni özellikler ekliyor. İçerisine ekledikçe gramajı mecburen artacak. Apple bu materyale geçmekte mecbur kalmış arkadaşlar. Trilyon dolarlık bir şirketten bahsediyoruz. Tabii ki de bu firmanın satış stratejisini geliştiren kişiler var. Bunlar oturmuşlar, düşünmüşler. Eğer biz titanyuma geçmezsek bu telefonun ağırlığı muhtemelen 300 gram olacak ya da 300 gramı da geçecek. Ve o zaman ne olacak? Hiçbirimiz bu telefonu satın almak istemeyecektik arkadaşlar. Bana soracak olursanız iyi mi olmuş? Evet, iyi olmuş. Çünkü daha öncesinde bu büyük modellerden kullanmıyordum. Genellikle sadece Pro olanları kullanıyordum. Bu telefon gerçekten elinize aldığınızda bir hafiflik hissediyorsunuz. Bu hafifliği elle hissedilir bir şekilde hissediyorsunuz. İyi ki de geçmişim diyorum. Çünkü büyük ekranın zevki bir başka oluyor arkadaşlar. iPhone 15 Pro ve Max'lerin iç yapı iskeleti %100 geri dönüştürülmüş materyalden üretildiği yazıyor. Tabi burada yine Apple kendisini hoşgörülü, çevreye duyarlı, doğaya zarar vermeyen 1 trilyon dolarlık şirket olarak lanse etmek istiyor. Burada açıkça belli. İşte geri dönüştürülmüş alüminyum kullanıyoruz vesaire, bunları söylüyor genellikle. Zaten doğaya ve çevreye zarar vermemek için adaptör kullanmayı bıraktığını da söylemişti Apple. Bunu büyük firmalar kamuoyunu rahatlatmak için genellikle yapıyorlar. Çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Gelirimizin bir kısmını şuraya harcıyoruz ya da geri dönüştürülmüş materyallerden bir şeyler üretiyoruz gibi, bunu giysi firmaları, tekstil firmaları, başka firmalarda da görebilirsiniz. Ekran boyutumuz 6.7 inç. Ekran yenileme hızımız 120 Hz. OLED bir ekrana sahibiz. Max'ler 250 GB'dan başlıyor depolama alanı. Pro'lar ise 128 GB'dan başlıyor baz modeller. 8 GB RAM'e sahipler. Bu demek oluyor ki 2 GB'lık bir RAM artışı sağlandı bu telefonla. 221 gramlar. Bir önceki modele göre yaklaşık 20 gramlık bir hafifleme söz konusu. 6 çekirdekli A7 işlemciye sahip. Kameraya gelecek olursak
şimdiye kadarki en yüksek optik zuma sahip iPhone. 5x'e kadar zoom yapabiliyor. Tabi bu özellik sadece Max'lerde geçerli. Pro'larda ise 5x yok. Bu yeni telefonlar artık USB-C bağlantı noktası kullanıyor. Yani Lightning'e elveda. USB-C ile beraber 20 katlık bir veri hız artışından bahsediyor Apple. Bu çok ciddi bir artış. Kutumuza geri dönüyoruz. Kutumuza baktığımızda ise Type-C'den Type-C'ye kablomuz çıkıyor. Ancak adaptörümüz yok. Kaliteli örgü yapıda bir Type-C kablomuz çıkıyor içinden. Yine birkaç stickerımız çıkıyor. Türkiye gibi ülkeler sim kart kullanmaya devam ettiği için sim kart iğnesi de çıkıyor. Type-C'nin bir büyük avantajı da artık harici SSD'ler bağlayabileceksiniz cep telefonunuza. Hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Video seçeneklerinde ProRes takısı var. Burada bu ProRes çekebilmeniz için mesela şu anda bastım ben ProRes'e. ProRes'e bastığım zaman bir uyarı verdi. Bana diyor ki eğer ProRes şeklinde video çekmek istiyorsan harici bir SSD tak. Bu şekilde daha sonra alacağınız bir SSD'yi Type-C ile telefonunuza bağladıktan sonra ProRes çekim yapabileceksiniz. Peki nedir bu ProRes, LUT, LOG gibi RAW çekimler? Adı üstünde RAW çekim, yani ham çekim demek, pişmemiş çekim de diyebiliriz. Herhangi bir işlemden geçmeyen çekimler size edit esnasında daha kaliteli bir şekilde aralık veriyor. Kaliteli bir şekilde bu fotoğrafı daha sonradan işleyebiliyorsunuz. Edit programlarınızla ya da başka programlarla daha iyi görüntü elde edebiliyorsunuz. Bende Samsung'un T7 modeli var. Tabii Samsung T9'u da çıkardı SSD'de. O daha hızlı, çok daha hızlı T9. Bu SSD'leri iPhone'ların arkasında tutmasını sağlayan bir case yok, bir kılıf yok, herhangi böyle bir şey yok. Ümit ediyorum ki çok yakında bu firmalar iPhone'lara özgü bu tip kılıflar geliştirecektir. Burada uzun bir kablo oluyor ve burada da SSD'yi tutmakta zorlanıyorsunuz arkadaşlar. SSD'yi tutmakta zorlanıyorsunuz gerçekten. Buraya bir kılıf ya da herhangi böyle bir SSD'yi yerleştirebileceğimiz bir case, bir şeyler lazım. Ve bunu yakında geliştireceklerine ben inanıyorum. Peki eskiden iPhone'lara harici bir şeyler bağlayamıyor muyduk? Eskiden bağlayabiliyorduk arkadaşlar. USB flash bellekler gibi şeyler takabiliyorduk arkadaşlar. Ancak artık daha yüksek kapasiteli 1 TB, 2 TB'lık bu SSD'leri bağlayabiliyorsunuz ve direkt bu SSD'nin içerisine video çekebiliyorsunuz. Pro çekimlerde bu SSD'ye çekim yapmayı zorunlu kılıyor. Eylem düğmesi geldi. Yani iPhone senelerdir kullandığı o ses kapatma düğmesini artık değiştirmiş oldu. Ancak yine de bu eylem düğmesini ses kapatma olarak da kullanabilirsiniz. Farklı eylemler atayabilirsiniz. El feneri gibi ya da ses kayıt konuşma gibi çok farklı özellikler, farklı eylemler bu tuşa ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kestirmeler sayesinde her istediğinizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kestirme kısmı da var. Örneğin akıllı bir evde oturuyorsunuz. Bu tuşa bastığınızda evinizde klima çalışacak ya da lamba yanacak, lamba sönecek. Onları da kestirmeler sayesinde buraya aktarmanız mümkün. Dinamik adamız devam ediyor. Her zaman açık ekran mevcut. iOS 17 ile standby özelliği geldi. MagSafe'e yatay yerleştirdiğimizde standby ekran açılıyor ve güzel bir masa saatine dönüşüyor. Güneş ışığında 2000 nite kadar bir parlaklık sunuyor bu telefon. Ön kamerada 12 megapiksel, arka kamera ise ana kameradan bahsediyorum 48 megapiksele kadar çekim yapabiliyor. 15 Pro'larda artık birçok lense sahipsiniz. Gittiğiniz her yerde sanki elinizde 7 adet profesyonel lens varmış gibi fotoğraf çekimleri yapabileceksiniz. 0.5 kat ultra geniş makro, 13 milim ultra geniş, 24 milim ana kamera, 22 milim ana kamera, 35 milim ana kamera, 2 kat telefoto, 48 milim ve yeni 5 kat telefoto. Çekim yaptıktan sonra odak noktanızı değiştirebilirsiniz. Yani bu yakındaki nesneye de odaklanabiliyorsunuz. Daha sonradan bu arkadaki nesneye de odaklayabiliyorsunuz. Çekim yaptıktan sonra size düzenleme imkanı veriyor.
Log seçeneğiyle o bahsettiğim çiğ pişmemiş fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu demek oluyor ki iPhone'lar artık giderek profesyonelleşiyor. Bir takım karşılaştırma videoları izliyorum. O büyük DSLR yani cihazlarla, o kameralarla olan iPhone'un karşılaştırmalarını. Eskiden bir fark belli oluyordu. Yani 13'lerle o büyük kameralar, profesyonel kameralar arasında bir fark belli oluyordu. Ancak 15 Pro'larla artık bu farkın gitgide azaldığı, neredeyse bir profesyonel kameralar gibi çekim yaptığına şahitlik ediyoruz. Tabii Apple'ın buradaki en büyük amacı bu kameraları geçmek. Bu kameraları zaten geçtiği zaman ki birkaç model sonra geçmiş olacak ve biz diyeceğiz ki iPhone'lar daha güzel çekiyor. Yani o büyük kameralardan daha güzel çekiyor. Arada öyle bir fark var ki diyeceğiz. Çok daha güzel çekiyor iPhone'lar. İnsanlar bunu söylediği anda artık o büyük kameraların sonu gelmiş demektir. Ana kameramızda 24, 28 ve 35 milim lens seçeneklerine sahip. Yani o ana kamera dediğim bir numaradan bahsediyorum. O birin üstüne basarak bu üç farklı lensde geçişler yapabiliyorsunuz. Ancak unutmayalım, Apple bu lensleri Sony ile beraber geliştiriyor. İleride ne olur? Belki Sony başka bir şekilde yapılanmaya girer. Apple'a vermediği bir teknolojiyi kendi yaptığı cep telefonunda kullanır. Ve bana sorarsanız Sony mühendisleri yine bu işten ekmek yemeye devam ederler. Pil ömrümüz uzadı. Yaklaşık 14 Pro Max'e göre 40 dakikalık bir artışa şahitlik ediyoruz arkadaşlar. Ekran çerçevelerimiz ise artık daha ince. A17 Pro çekirdeği 12 Pro'lardaki çekirdeğe göre %70'lik bir performans artışı sağlıyor. 16 çekirdekle saniyede 35 trilyon işlem yapabiliyor. Bu videoyu hazırladığım tarihte henüz Resident Evil 4 piyasaya girmemişti. 20 Aralık'ta piyasaya gireceğini yazıyordu. Bu oyun ile Apple bize bir ipucu veriyor. Artık cep telefonlarında da yüksek kapasiteli oyunlar oynayabileceğimizi, artık PS Portal gibi cihazlar satın almamıza gerek kalmayacağını, bir cep telefonu aldığımızda aynı zamanda taşınabilir bir oyun konsolu da alacağımızı bize sanki söylemeye çalışıyor. Bize sanki birkaç ipucu veriyor Apple. iPhone 16, 17 modellerinde söyleyecek ki artık bir cep telefonu aldığınızda aynı zamanda oyun konsolu da almış olacaksınız. Ama ben bunun ötesinde bir şeylerin var olduğunu düşünüyorum. Mesela Apple TV'de bu işlemcileri kullanıp artık Xbox ya da PlayStation'lara, o büyük cihazlara ihtiyacımız olmayabilir. O küçük Apple TV'lerle de büyük PlayStation ve Xbox konsollarında oynadığımız oyunları belki de oynayabileceğiz. İçimde böyle garip bir his var. Apple TV ile bir patlama yapacak, bir çıkış yakalayacak. Çünkü Apple TV'ye artık gerek kalmadı gibi. Satışları ne durumda bilmiyorum. Ancak ben senelerdir Apple TV almıyorum. Çok önceden almıştım. Şu anda insanların ihtiyacı yok Apple TV'ye. Apple bana dese ki sen Apple TV aldığında Xbox'taki ya da PlayStation'daki oyunları da oynayabileceksin, o zaman kesinlikle satın alırdım. Burada tabii EA Games'le anlaşma yapacağını düşünmüyorum. Daha çok Ubisoft gibi başka oyun geliştiricilerle anlaşacağını düşünüyorum. Belki GTA 6 bu Apple TV'lerde görebiliriz ya da iPhone'larda görebiliriz.